Uzun zamandır tüm Sivas derneklerinden istifa etmiştim. Yani kendi aile derneğimizin dışında ilk defa bir derneğe üye oluyorum. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Ya bir alkışlayalım. Ben çok güzel. Ben Kangallı'nda gurur duyuyorum. Evet. Bununla ilgili bir sorunum yok. Prensip gereği olmama kararı almıştık. Sebebi de memleketimize olan inancımızı yitirecektik. Sebebi ne? Peki niye böyle bir şey oldu? Toplumda ciddi derecede liyakatsiz dernek başkanı var. Çok ciddi derecede. Ve biz de samimi duygularla yola çıkan insanların önünü kestiklerini düşündüğümüz için dedik ki bu işi biz bırakalım. Çünkü biz bu işi yapamıyoruz. Dernekçilikle ilgili bir tavsiye var. Adında Sivas ya da X ilçe ya da işte Kangal, Gürün, Geçen bütün dernekleri çok ciddi manada üniversitelerde sosyoloji bölümlerinden hoca getirip kendi memleketin insanlarını bir şekilde kanalize etmesi gerekiyor. Sebebi de şu, biz İç Anadolu insanları, ne Doğu Karadeniz insanına benzeriz, ne de Doğu Anadolu insanlara benzeriz ya da Güneydoğu Anadolu. Bizim insanımız ciddi derece, hani diyorlar ya biz Kangal'da sadece buğday yetiştirmeyeceğiz, toprağı analiz ettik. Ya sen ilk önce kendi insanını bir analiz et, sonra topraktan numune al da başka bir şeyler yetiştirmeye kalk. Biz ilk önce kendi insanımızı analiz etmeliyiz, tanımalıyız. Toplum içindeki ritüellerine dikkat etmeliyiz. Vakıf konusuna gelince, siz de takdir edersiniz ki Osmanlı 600 yıl dünyada hanedanlığını sürdürmüş tek bir devlet. Yani 1200 yılda süren bir devlet var ama hanedan olarak tek. Bunu da neye borçlu? Vakfiyeye. Gittiği yerlerde çeşme yaptırmış, hamam yaptırmış, kenar yaptırmış. Bu aslında bir vakıf sistemi. Hatta Kangal'dan bahsedelim. Kangal 1548'de yeni il diye geçer Osmanlı. Yani Kangal'ın tüm toprağı Atik Valide Sultan Vakfı'na tımar edilmiş. Bizim köyden tutun, Karaycücük, Delgazi, Arpalı hepsi böyledir. Bunlar mukata arazisidir. Çünkü Türkmen, Uluyor Türkmenleri getirip buraya yerleştirmiş ve demiş ki tamam siz burada ekin, biçin, yapın, sizi menzillere yerleştirelim. Mesela bizim köyde Etemez Baba var, orada bir menzil var. Demişler ki biz sizden vergi almıyoruz. Demin dedi ya hocamız, Murat Kasımoğlu hocamız. Kangal'daki vergi sistemi niye İstanbul'dakiyle aynı diye Osmanlı bunu yapmamış. Siz yetiştirin, küçük baş hayvancılık yapın, arpa yetiştirin, biz sizden vergiyi düşük alalım demiş, örnek veriyorum. Şimdi vakfiyenin kısa bir geçmişini söyledikten sonra Kangal'a geliyorum. Bildiğiniz gibi Kangal, Sivas'ın en güney ilçesi ve bana kalırsa da sosyolojik anlamda en geri ilçesi, en büyük ilçesi olması gereken en geri. Hangi alanda en geri? Cemiyetçilik alanında en geri. Biz bireysel olarak o kadar iyi insanlarız ki bizim bir tane komşumuz bile bizden şikayet etmez. Ya bunlar ne kadar düzgün insanlardır. Ticaret yaparsınız, ne kadar düzgün insan olduğunuzu herkes deklar eder ve sizi toplumda gösterirler. Yani bir Doğu Karadeniz gibi sivrilmeyiz biz. Ama bu kadar iyi insan olmamıza rağmen bir artı bir iki etmiyor bizde. Yan yana geldiğimizde bir hal oluyor bize. Bir tuhaflaşıyoruz. Kendimizi ispatlama yoluna gidiyoruz. En iyi beni, en iyi, bir anda en iyiler oluyoruz. En iyi, her şeyde en iyi. Kangal'ın ilk önce ciddi bir cemiyete sahip olması lazım. Biz bireysel olarak her yere katılıyoruz. Bireysel. Osman Eliköteoğlu. Kim bakın derneğini söylemedim de size. Çünkü ben böyle bireysel geldim. Ama Kangal Vakfı resmi ana sözleşmesini eline alsaydı şunu diyecektim size. Ben Kangal Kültür ve Eğitim Vakfı genel sekreteri diyecektim. Daha resmi olarak almadığı için onu söylemedim. Derneğimi de söylemedim. Dolayısıyla bu tavsiyede bulunduktan sonra şu an vakfımızın durumunu söyleyeceğim. Zaten Mehmet abimiz bununla ilgili size bilgi de verecek. Sorularınızı da cevaplayacak. Ben en başta bunu niçin yaptım bunu söyleyelim. 3-4 yıldır biz Mehmet Aslan abimize bunu söylüyorduk. Abi gel bir vakıf kuralım, seni de başına geçirelim demiştik. Nerede? Hep müşterilerimi çağırdı. Özel sektörde genelde Kangal'larla çalışırım ben. 7-8 tane Kangal'lı müşterim var. Onları çağırdım. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler, inandılar ve bir anda bir vakıf kurmaya kaldık biz. Hani Türk'ün göçü yolda düzülürmüş misal kervanı. Sağ olsunlar bizi uygun gördüler ama biz dedik ki hayır benlik olmayacak burada. Biz bizlik yapacağız dedik. Ve dedik ki hayır ben değilim, Mehmet abi. Mehmet abiye de şunu söyledik. Abi sakın ihaleyi sana bıraktığımızı düşünme. Ben her şeyinle senin arkanda değilim. Arkadaki adam çok kolay buharlaşıyor. Abi yok bir anda kayboldu. Ekonomik kaygısı olan insanlar bir yere kanalize etmek çok zordur. Biz bunu sağladık. Biz burada şunu söylüyoruz arkadaşlar, eğer aranızda Kangal'ın bir icazet makamı varsa benim icazet alacağım. Kendini bildirsin, tanışmak istiyorum çünkü ben bir icazet makamı değilim. Bir iş yapılırken hayır tarafına bakılması gerekir. Benden icazet aldın mı, bize sordun mu denilmez.